Güzel Esra, Allah'ın bir planı oluyor, Allah'ın dediği bir vakit oluyor. Onun dışında kaderde bir izin olmuyor. Şimdi işte bu Mehdiyet'in son safhasındayız. 3, 5, 5, 7, 9 sene içinde bunun, bu güzelliğin oluşacağını diğer alametlere bakarak görebiliyoruz. Çünkü diğer alametler, peygamber ne dediyse çıktı. Yani hayredecek şeyler bunlar ama münafıklar bunları gizliyorlar. Küfür de bunu gizliyor. Bir kısım Müslümanlar da gizliyor. Ya iki uçlu kuyruklu yıldız çıkacak demek ne demek ya? Hiçbir bilim adamı, hiçbir tarih kitabı, hiçbir yerde bahsetmiyor. İki uçlu kuyruklu yıldız olmaz. Ya bilimsel olarak olmaz. Mantığı yok. Ve diğer kuyruklu yıldızın aksine bir kuyruklu yıldız gitmez. Bir sebebi de yok. Mesela binlerce kuyruklu yıldız gelmiş geçmiş tarih içerisinde. Hiçbiri gerisin geri dönmemiş. Bu geri gidiyor. Ve hiçbir iki uçlu olmaz. Bu iki uçlu. Hiçbiri bu kadar parlak olmuyor. Bu çok parlak. Bu kuyruklu yıldızı vaat etmiş peygamber, aynısından çıkmış. Bunu söyleyen peygamberin bu sözüne inanıyorsun ve çıkıyor. Mehdi çıkacak deyince buna niye inanmıyorsun ya? Bak detay detay tarif ediyor. Bak yıldızın eşkalini bildiriyor bak. Mehdi'nin de eşkalini bildiriyor. Yıldızın eşkalini bildirdiğinde yıldız aynı o eşkalde çıkıyor. Aynı tarihte, aynı şekilde tam çıkıyor. Çünkü bak ondan önce diyor ki bir kuyruk yıldız daha çıkacak diyor. Şimdi kuyruk yıldızı tek açıklamıyor. Bir kuyruk yıldız daha çıkacak diyor. O da çıkıyor mu? Çıkıyor. Halley. Şimdi diyor ki iki uçlu kuyruklu yıldız çıkmadan önce kuraklık olacak diyor. Yağmurlar kesilecek. Yağmurlar kesildi mi? Kesildi. Hatta Kızılırmak'ın suyunu Ankara'ya getirmeye falan kalktılar. Barajlarda su kalmadı. Aynen dediği gibi çıktı. Sonra dedi ki Peygamberimiz, bu kuyruk yıldızın çıkışından sonra yağmurlar çoğalacak. Çoğaldı mı? Aynısından çoğaldı. Ve seller oldu. Şimdi eşkal bildirimi tam mı? Tam bir eşkal bildirimi. Ve gökte olacak bir olaydan bahsediyor. İnsan değil bu. Gökteki bir varlıktan, canlı bir varlıktan bahsediyor. O da canlı. O iki uçlu olan da canlı. O da söz dinliyor çünkü. Şimdi eşkal tıpatıp aynı, zaman tıpatıp aynı. Dediği doğru çıktı mı? Çıktı. Çıktı. Şimdi arkadan diyor ki Mehdi'nin işte kaşı şöyle gözü böyle. O da çıkacak diyor. Ona inanmam diyor. Allah Allah. Peki Kabe'ye baskın yapılacak diyor. Dediği çıktı doğru mu? Doğru. Çıktı. Bak şimdi bu iki uçlu kuyruklu yıldızdan sonra diyor. Bir de Betlehem çıkacak diyor. Evet. Betlehem. Hazreti İsa'nın doğumunda çıkmıştı. O da çıktı mı 2000 yıl sonra? Denilen vakitte çıktı. Ve yüzlerce alamet eşkale uygun. Çıktı mı çıktı. Bak diyor Fırat'ın kenarında bir kavim olacak. Dinsiz olacaklar diyor. Başlarında da Abdullah diye biri olacak diyor. Abdullah Öcalan. Suriye'de başa geçecek şahıslar ismiyle söylüyor Peygamberimiz. Irak'ta başa geçecek şahıslar ismiyle söylüyor. Suriye'nin yıkılacağını, Irak'ın yıkılacağını söylüyor. Ya bölge bölge, caminin ismini bile veriyor. Caminin nereden yıkılacağını bile söylüyor. Bak eşkal veriyor, aynısından çıkıyor. Eşkal veriyor, aynısından çıkıyor. Ya bütün bu dedikleri doğru çıktı mı? Çıktı. Mehdi'de niye şaşıyorsun ya? Nihayet o bir tane insan yani. Bu Mehdi'den daha da garip bu olay. Bu gökte ya. Gökte yani. Gene insan benliğine yahut işte alnında tek çizgi olan bir insan çıkabilir. Ama gökte sen yıldız meydana getiremezsin. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulması olacak diyor. Peş peşe diyor. Aynısıyla çıktı. Ramazan'a binlerce seneden beri olmamış bir şey. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. 15 gün arayla. Tek tek çıktı. Mehdi'nin çıkışı en kolay alamet demiştiniz. Mehdi'nin çıkışı bunlara göre en kolay, en makul, en rahat olacak. En zor olanlar yüzlercesi olduğuna göre. Mehdi'de niye şaşıyorsunuz ya?
Bir de niye beklemiyorsun ki 3-5-7 sene? Yani ne var bunda? beklemişsin, biraz daha bekleyin yani. Münafıklar da telaşlanmışlar. Ya niye çıkmadı, niye çıkıyor? Evet. Çıktığında, efendim? Evet. Çıktığında zaten senin için çok geç olmuş olacak. Çünkü zaten anlamış olacaksın. Evet. Öyle diyelim. Alametlerin hepsi aynı zamanda Hazreti İsa'nın da geliş alametleridir. Tabii. Biraz önce çarpık yapılaşmayla ilgili soru soran genç bayan Bursa'danmış. Ha, Bursa'dan. İstanbul'a gelsin benimki senin. İstanbul'da rahat eder. Ama diğer için doğru söylüyor. Tabii çarpık kentleşme, yıkılacak binaların tamir edilmesi, onlar önemli konular. Ama İstanbul için gönlü rahat etsin. İstanbul merkez için yalnız. Varoşların demiyorum. Yani tarihi İstanbul, İstanbul olarak bilinen yer kastediyorum. Evet, dinliyorum.